8-10 var. Saat 7.30 alarmıyla uyandık. Hazırlandık, çıkıyoruz. Tok aldım ki ayağımı, anahtarı aldım. Her şey tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Çöpler atılacak. Hı? Efendim. Normalde Yusuf bu saatlerde spora gittiği için kolay uyanabildi. Ne? Dükkan anahtarı ne yapacaksın? Geri buraya gelmeyecek misin? Ha, oraya gideceksin. Yatağın başındaydı, almadın mı? Beni acele ettirdi, hadi 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 diye. Ben daha saçlarını tarayamadım. Şimdi de kendisinin ne gözlüğü var, ne telefonu var. Dükkanda unutmuş gözlüğünü. Şimdi uğrayıp alacağız. Çünkü güneş gözlüksüz olmaz. Güneş tam karşıdan bakıyor, daha yeni doğdu sayılır. Bu elbiseye gidip rahat ederim diye. Saçlar geceden böyle şey taramamıştım. Çok dalgalanmış, karışmış. Kahvaltı falan yapmadık. Hemen evimizi yüzümüzü yıkadık, çıkıyoruz. Toptancılar çarşısına gideceğiz. Başka yerde dolaşmayacağız. O yüzden gideceğimiz nokta belli. Hızlıca gidip gelelim. Sonra Yusuf spora gidecek çünkü. Çöpleri topladım, ayarladım. Lavabodan, altından. Onları şimdi götüreceğim. Aras uyuyor. Klimayı kapattım. Bütün gece açık kalmış yine. Kaslarım ağrıyor. Çantanın bir tane aslında gözlük mendili koymam lazım. Ama sana bez alacaktım, dur. Arabanın üzerine bir çok tozlanmış bir su tutacağız. O yüzden silmek için de bez lazım camları. Şu çöpleri alacağım, ben iniyorum, geliyorum. İki tane alayım da. Tamam, tamam, iki tane alayım. Şurada bir tane cam bezim vardı benim. Nerede o acaba? Bulamadım gördüm. Lavabo bu halde. Dün akşamdan kalan bulaşıkları da toplamadım. Şu bezi arıyorum. Buradayım, bayağı şişmiş. Gelince bunu pişireceğim bugün. Aşure günü Allah'ın izniyle. Evi toparlamadım yani, çok dağınık her yer. Hemen uyandık hızlıca. Sadece yatağımı topladım. Gelince hallederiz o işleri. Öyle de bir aç hissediyorum kendimi. Gece sadece salata yedim, yattım. Yine bir lahmacun falan. Ay bismillah. Baksanıza dün terası yıkadım. Çiçekleri sulayınca topraklar dışına böyle taştı. Daha yok. Ağacın üstünde ya da var da gözükmüyor ama var da gözükmüyor. Yeşil yeşil. Motorumun önünü örtsene canım onu. Güneş birazdan oraya. Ben sesimi güneşten koruyorum. Çıktı, ben öyle binerim. Güneş daha yeni doğdu ve yarım saattir tepede. Yarım saat olmasa da 7 gibi falan doğuyor herhalde diye düşünüyorum güneş. Restoranttan sökülen ocak, tezgahlar, yataklar. Şunun altında ne var bilmiyorum. Bayağı eşya var. Şurada var. Bunları böyle restoran falan yapıldıkça konu komşu. Mesela Mehmet abiler, yan komşumuz bu sene restoran açtılar. Buradan bayağı malzeme aldılar. Satmak için bekletiyor kayınpederim bunları. Yani çöp atılacak malzeme değil çünkü. Gel, böyle çarpma. Biraz toplayıp gelmen lazım.
plakayı değiştirmedik çünkü Antalya'dan Antalya arası ya da ilçesinin arasında satış yapıldığı zaman plaka değişmiyor. Eğer özel isimli plaka isterseniz ona da farklı bir işlem gerektiriyordu. Bir de ücreti vardı. Biz de kabul etmedik. O yüzden... Of. Araba bayağı tozlanmış gerçekten. Keşke su alsaydım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oy oy oy. Senin burada suyun varmış. Alarm çalıyor. Ay bismillah. Kemeri daha takmayayım değil mi? Petrole uğrayacağız. Ha, sen dükkana mı uğrayacaksın? Gözlük bir tane neden bulundurmuyorsun arabanda? Herhalde simit falan alacak kendine, ben istemiyorum. Dönüşte orada güzel bir şey var, şişçi var. Hem ciğer hem şey, küçük kuşbaşı mı, kuzu mu, kuzu şiş mi? Şişçi Bahattin mi, her neyse işte oraya iştahım saklıyorum. Zaten sabahları kahvaltı biliyorsunuz şeyim yok. Şimdi kemeri şöyle bir çekeyim dedim size de 8:17 geçiyor. 8 çeyrek diyebiliriz. Çok sakin, her yer kapalı. Vay be. Demek ki burası saat 9'da böyle hareketlenmeye başlıyor. Bu arada ay şu ölen mototan yakızdan sonra korkuyorum ben şu motor olayından. Gerçekten hele hız motorları hepten beni korkutmaya başladı. Şurada bir yerde de galeri vardı. Biz Antalya'nın ikinci gününde dönüşte araba bulamamıştık ya, motorla girmiş bakmıştık. Şuraya girdik, BH motora baktık. Bu arabayı almadan önce işte yola çıkarken araba bakmak için. Arabayı yıkamadık çünkü zaman kaybetmeye gerek yok. Gideceğiz geleceğiz gene tozlanacak. Dönüşte eğer olur da zamanımız tam böyle şey verimli kullanabilirsek dönüşte yıkarız. Ya da Yusuf işte bir ara spora giderken gider arabayla yıkar gelir. Çünkü benim evde de işlerim var. Bir de dönüşte yemek yeriz falan derken dükkanlar açılacak. Ha, pazar olsaydı şey olurdu. Sorun olmazdı çünkü yetişmeye gerektiren bir iş yoktu dükkanla açmakla ilgili, ama yarın da şeyler, o toptancıların hepsi kapalı olduğu için o çarşı bugünden gitmemiz gerekiyordu. Bugün cumartesi bu arada ve ayın 3'ü. Şeyden geçiyoruz, saraydan. Şurası en işlek yerlerinden biri kemeri. Gezdir bizi, hep ev vlogu çekmediyen izleyicilerime gelsin. Sizi gezdiriyorum, açtım kamerayı. Bu arada şarjım az. Bir tane USB kablosu almamız lazım. Şeyle bağlantılı. Şuradan bağlayıp hem müziğimizi hem şey şarjımızı doldurmak için kenar pastanesine geldi. Böreğini alma buranın. Böreği güzel değil. Poğaça yemişsin hocam. Ben yemeyeceğim aşkım. Çok yağlı. Ben o şeyime zaten karnımda tok. Anlıyorum. Tok derken yani aç hissetmiyorum. Bir hadi al gel. Tabii pastaneler full. Kalabalık sabah sabah kahvaltıya gelenler olmuş. Dükkana uğradık bu arada, şeyi aldık. Yusuf'un anahtarını, şeyini, anahtarını demişim. Yusuf'un gözlüğünü aldık. Şu müzik arkada çalıyor ama inşallah telif yemem. Ya telif olayı hemen belli olmuyor. Aradan ana motoru nasıl kaldırdı, çekti adamı bak. Motoru şeye park ediyor da motoru sıkıştıramayınca kaldırdık arka şeyden. Böyle tutturdu. Ne güç varmış adam. Motor da büyük, küçük motor değil. Tamirciymiş bu arada. Neyse. Tabii bu yol şey çok tehlikeli. Çarpabilirler, arabanı çizebilirler. O yüzden çok dikkatli park etmen lazım. Şurası benim. Şurası benim penceremde. Yanındaki oda da balkonlu. Kardeşimle Mihriban'ın odasıydı. Biz orada yaşıyorduk. Ne zaman? 2018 yılında. Ben 2019'da video çekmeye başladım, vlog çekmeye başladım. Yaşıyorduk derken yani benim odamda annemlere gelip gidiyordum. Annemler burada yaşıyorlar. Tam burası merkeziydi. Aşağısı diş hekimiydi. Mihriban orada çalışıyordu. O zaman yine mantı dükkanımız vardı Kemer'de. Noterin oldu. Ziraat Bankası'nın orada. Buradan her sabah iniyordum. Ondan sonra mantıyı anneme yardıma gidiyordum. Sık sık kalıyordum annemin burada 2018'de. Öyle anılar
Kemer'de de ilk merkezde böyle yaşamıştık 2018 yılında. İnşallah arabayı çizmezsin. Koskoca arabayla girmeye çalışıyorsun da adam. Yani. İyi geçti vallahi, helal olsun. Benim şarjım şu anda %40, %48'e çıkmıştım. 8 nasıl düştü, ne ara düştü bilmiyorum ama şu anda pil düşük pil yüzdesini de açtım. Düşük pil modunu açtım. Saniyat. Dün size bahsettiğim kadın sabahın köründe bana resim falan atıyor. Böyle aslında insanları hiç şey yapmayacaksın. Başta keseceksin ama ben de işte bu kibarlığımdan hep zarar görüyorum. Ya yani güneş acayip tam karşıdan gelirken geliyor. Dönerken de şimdi düz yol giderken güneş bu tarafınızda kalacak ve şunu şöyle yaptı biraz yüzüm korusun diye. Arabanın içi sıcak değil. Zaten gece serinliğinden çıktı. Benim gözlerim niye böyle şişmiş? Gerçi çok erken uyandığınız zaman göz kapaklarında böyle peteklik oluyor. Kadın sabahın 8'inde bana mesaj atıyor ama neyse anlatırım durumu. Ben bu işi araştırdım. Araştırmadım bu arada. Araştırdım, istemiyorum bu işi yapmak diye. Ya çünkü Türkiye'de de çok yaygın bir sistem değil. Hani bilinmiş bir şirket olsa amenna. Her ay mecburi para yatırıyorsunuz. Kaydolurken de $50 yatırıyorsunuz. Yani ben dedim ki yani bu para niye? Neden bizden alınıyor? Şirket neden vermiyor dedim. Neyse bunları evde uzun uzun konuşuruz. Anlatırım size de. Şey şarjım çünkü az. Onu şey değerlendirmem lazım. Aşkım gene doldurmuş. Kıyamamış. Bana da almış. Kendine de almış. İçecek o zaman yolda giderken bir yerde dağıt ya da marketten falan. İçeceksiniz. Nasıl yemeyeceksiniz? Aa mini simitler çıkmış. Küçücük. Bir de iki tane çikolatalı açma almış. Gidiyoruz. Sen ne diyordun? Ha, Antalya'da açarım çünkü mal seçerken falan size de biraz çekim yaparım. Şarjımı yitirmeye çalışıyorum. Orada gerçi USB bir şey alırız ha. USB kablosu alırız. Evet, biz şimdi geldik. Açmayayım değil mi? Ha, camları kapatacaksın. Tamam canım. Şimdi bebişlerim. Bizim zaten gezeceğimiz. Bütün çarşı daha önce sizinle buraya geldik. Şu yapraklardan hatırlarsınız. Hatta ben dükkanımın dekorasyonunu demiştim ya böyle bir şey yapacağım diye. O zaman daha dükkan için yeni mal alıyorduk. Dekorasyon hiç tamamlanmamıştı. Anılar canlandı gözümde. Neyse. Burası Çavuşoğlu Otopark. Şimdi gezeceğimiz cadde hem şurası hem de şurası. Burası üçgen şeklinde. Böyle bir burundan başlayıp üçgen şeklinde bir şekilde yayılıyor. Şuradan devam edeceğiz. Açık olan yerler gördüm. Böyle şalvar tarzı bol kapriler almak istiyorum büyük bedenler için. Yusuf şimdi arabayı park ediyor. Aslında hemen şurada, şurası sağ tarafta şey var. Markantalya var ve oranın otoparkı, kapalı otoparkı var ama kapalıydı. Efendim. Oradan mı başlayalım? Gerçi doğru söylüyor, orası daha gölge. Burası biraz, gerçi burası da gölge. Ha ne diyordum? Otoparkı var AVM'nin ama kapalıydı. Çok ilginç. Saat aslında 9 çeyrek geçiyor. Acaba 9.30-10'da mı açılıyor? Her neyse. Artık güvenli bir şekilde gölgeye bıraktık arabayı. Gezeceğimiz pasaj burası, çarşı ve burası. Tekstilciler genelde burada var. Antalya'nın en büyük şeyleri de burada var. Toptancıları ondan dolayı. Evet, bölge bölge dağılan yerler var ama onlarda bizim işimiz yok. Biz arayacağımızı burada bulacağız. Burada çocuk toptan falan da var ama biliyorsunuz çocuk işine daha girmek istemiyorum. Simitleri falan yedik. Bayağı karnımız doydu. Enerji topladık. Şeyde de petrol ofisinde de litrelik soğuk ice aldık. Şurası da kapalı otoparkmış. Bak ilk defa görüyorum. Belli olmaz ne kadar kalacağımız. Parasını hemen vermek istedi. Adam çıkarken verirsiniz dedi. Şimdi bu üzerimdeki valevomunun şeyi toptan yeri şurada. Oraya gideceğiz. Açık mıdır bilmiyorum. Saat 9.30'da da açılabilir. İyi tam zamanlamamız harika. Çünkü biz geldik. Artık dükkanların tam açılacak sanatır. Çok beklemek zorunda kalmayız. Böyle bakalım. Parti malı alınır satılır. Parti malı dediği şey dayı spotmuş. Yani şey böyle serisi bozulmuş mesela mallar. Bedeni olmayan mallar getiriyorsunuz. Parti malı serisi bozuk olan mal değil mi? Canım parti malı. Yoksa ikinci el mi? Değil. Parti malı. Aşkım butikte ikinci el diye bir şey yok. Ha tamam anladım. Pazar malı. Anladım bebeğim. Tamam canım. Şimdi valevamın şu aşağıda önce bir oraya uğrayalım. Oradan yukarıya doğru geliriz. Karşıda tişörtler var. 225 lira. 200 lira yazmışlar tişörtleri.
Ben çok uyguna bile veriyormuşum. Şöyle bir yerde baharatçı var. Aktar baharatçı mı artık ama baharat yazıyor. Şort almayacağım. Erkek şortu çok fazla var. Erkek şortu tek satılmadı bende. Lastikli, taytlı. O şeyde vardı. Yukarıdaki abide vardı. Güzel. Ama toptan satıyor aşkım. Perakende satışı yok onun. 6 tane mi veriyor? 8 tane mi? Bilmiyorum, sormak lazım. Fiyatlar değişmişti şu an. Aynı fiyat değildir. Herkes kahvaltı yapıyor toptancılar. İç çamaşırcı burası. İç çamaşırcıyla da işimiz yok. Atlet matlet. İç çamaşır olayı tutmadı bende ya. Satamadım. Yani boxer ve atletin haricinde. Ha, çorap çok iyi sattım. Bu arada çorap alacağım. İyi ki hatırladım, çorap alacağım. Yukarıda bol şalvarlar var, oraya uğrayabiliriz. Ama önce valevomuna gidelim. Ben kafamda bir şey çizdim zaten. Bir kroki mi diyorlar artık, her neyse. Sonra bir ev tekstili olan bir yere uğrayacağız. Havlular bakacağım eve. Söylüyordum ya size vloglarda, hepsini bir güne biriktiriyorum çünkü. Antalya gitmişken toptandan uygun uygun alırım diye. Gözlerin tekrar varmış karşıda. Ya biz buraları daha önce dolaştık da. Tül 90 lira metresi, güneşlik 100 lira, fon 200 lira metresi, kampanya diyor. Evet, şimdi burası bizim yerimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Burası sadece elbise değil. Sen almıştın çıkarken telefonu. Telefonu almıştın çıkarken. Çaldırayım mı? Eve gitmiştin ya tekrar almak için telefonu. Arabada mı? Arabada unutmuş olabilirsin. Arabanın önünde miydi? Görmedim aşkım. Arabanın önüne hiç çıkarmadın telefonunu. Merhaba, günaydın. Burada bir tek elbise yok. Burada bir sürü çeşit var. Şortundan deniz malzemesi gerektiren her şey. Bikini falan filan. Ama bizim ilgilendiğimiz kısım şurası. Envai çeşit çok güzel şeyler var. Şöyle göstersem hatırlayacaksınız deseninden benim sattığım ürünler. Tamam hayatım, tamam. Ben de kızlara da gösteriyorum. Şunlar kolsuzlar. Yeni koleksiyon gelmiş. Şunlar benim giydiğim elbisenin pembesi, bak aynısını. Ha yok, biraz değişik model. Tamam hadi başlıyoruz. Ama şimdi bir beyefendi gelip bize şey getirecek, eşek getirecek. Seçtiğimiz modelleri asacağız oraya. Almaz mı? Tabii ki almaz olur muyum? Bunlar mesela 3-4 beden olarak 2 şerli. Pakette 4 tane var. Tamam. Model olarak 3 tane açık, 3 açık, 4 açık olan varsa bir bakayım. Hep 3 açmışım. Bir tane de 4 getireyim. Size zahmet olmaz. Şunlar da 1-2 olarak. Şunlar da 1-2. Büyük bedenler yok muydu? Geçen sene 1-2-3-4'tü de bu sene 1-2 yapmışlar. Şunları da 3-4 olarak çıkarmışlar. Bunlar kaçer tane var paketlerinden? İkişer de 4 tane oluyor. 4, yani 1'den 2, 2'den 2. Aynen 4'den 2. Tamam. Şimdi şuraya gelelim. Böyle okuyabilirim.
ama yine bir elime yapacaklar. Kendi arasında bir elime yapacaklar şimdi. Fiyatına göre bakacak. Şu model kaldı. Bunu açacağım. 480 olacak ya. 500 olacak. Şimdi fiyat alalım bunlardan. Ona bakalım. 450 lira. Şimdi bizim geçen sene aldığımız o modellerin herhalde şeyinden göremiyorum. Mesela önünde açık olanlar vardı. O taraf. Yani bu sene bir model çıkardılar da ondan yok. Faryo var mı? Hiç faryo. Evet, büyük beden ve lavabomundan ihtiyaçlarımızı hallettik. Onun yanında bir böyle şalvarcı gibi bir yer vardı. Oradan da birkaç tane böyle Supreme kumaş, yani böyle likralı kumaş pantolonlar seçtim ve kapriler seçtim. Büyük beden kapriler. 4X'lerden başlayıp 7X'lerce kadar gidiyormuş. Şimdi depodan da getirecekler. Ben mümkün olduğu kadar açık renk istedim. Çünkü turistler çok koyu renk böyle şeyler. Ne yapmak istersin canım? Nereye gidelim? Üçgeni tamamladık. Şimdi tekrardan dönüyoruz malları poşetleri almaya. Poşetlemeye bıraktık onları. Tamam. Biz dedik bir dolaşalım. Ben tamam mı? Köroğlu içkiyim var. Şöyle çıkıp zaten benim şeyin oraya gideceğiz. Hadi gel bakalım. Gelmişken bakalım. Ha, burası da şey oluyor. Kapalı çarşı. Şurada Mark Antalya kalıyor. Kahve içeriz belki. Ya da soğuk bir şey. Soluklanırız. Saat 10. Harika hallettik işleri. Saat 9.30'larda buralardaydık. Ve çok çok iyi. 8 çeyrek gibi yola çıktık. Saat 9.30 gibi buralardaydık. Yarım saati hemen. Çünkü nokta atışı. Biliyoruz ya nereye uğrayacağımızı. Çorap eksiğimi de aldım kızlar. Hem bayan ayrı hem erkek ayrı. Çorap eksiğimi de aldım. Sizin için çok güzel elbiseler aldım. Bayılacaksınız. Instagram'a hepsini. Her gün birer tane yükleyeceğim. Bu sefer üçer tane değil. Modellerimi bir anda eritmemem lazım. Şimdi çok güzel modeller yine buldum. Böyle üzerimdeki elbise tarzında ama daha çok böyle kapalı türbanlara yönelik olduğu için. Şimdi evet internet butiğimde ben onu satabilirim. Yani Instagram'da. Türbanlar var muhakkak ki aranızda beni izleyenler. Daha böyle kapalı kesim. Diyenler elbisede. Ama gelin görün ki o malı ben şeyde butikte turizmde satamam. Turistler biliyorsunuz herkes kapalı giyiniyor, açık giyiniyor. Anlaşıldı Yusuf'un niye gelmek istediği buraya. Ay kuyumcular kalbim olsun ama. Bir şey yaptık. Bilezikleri sattık. Onun yerine bir borcumuzu kapattık. Onun yerine de limitimiz açılınca araba kredisi çektik. Hiç üzülmüyorum. Ha ortada bir şey olmasaydı üzülürdüm bileziklerimin gitmesine de. Şu östüklerden almıştık. Genelde hep oradan alıyoruz. Altın falan işimiz olunca. Evet ben Yusuf Bey'i şu gölgede bekleyeyim. O şimdi bir şeyler dolduracak muhtemelen. Burada böyle bir İskender Bey'i döner kebap pide lahmacun salonu var iki katlı. Bu yolun aşağısı şeye iniyor. Palez ve kale içi. Gezilmek, görülmesi gereken güzel yerler. Gezmek için ya da yemek yemek için genelde böyle ufak tefek alışveriş için buraya geliriz. Aşağıda bu arada şey var. Maki. Benim toptancımın olduğu yer. Oraya da bir göz atayım madem bu caddeye artık girdim. Aslında hiç aklımda yoktu bu caddeye girmek. Yusuf dedi ki vaktimiz var daha çok erken dedi. Hadi gidelim dedi. Erkek tişörtünü halledemedim. Ses de çok yüksek. Bağırmak zorunda kalıyorum ama. Erkek tişörtünü halledemedim. Yani vardı. Beğendiğim şeyler de oldu. Ya çok pahalıydı ya da uygun vardı, kalitesizdi. O yüzden galiba o çocuk vardı ya bana şey getiren. Geçen hafta söyleniyordum. 20 tişörte 2000 lira verdim diye. Herhalde ondan alacağım. Çünkü buradaki tişörtler 150-200 liradan başlıyor. Benim sezon başında aldığım 85 liralık tişörtler falan hiç kalmamış. Artık böyle bir şey toptandı bile yok. Her şey gitgide pahalılaştığı için normal. Ben burada bir yerde aslında lavabo varsa lavaboya da gireyim. Sonra daha çok sıkışmadan. Çünkü dışarıdayken çok korkuyorum sıvı almaya. Yani tuvalet ihtiyacından dolayı. Her yerde de bulamıyorsunuz. Bulsanız da temiz olmuyor. Oturamıyorsunuz. Ama sıcaklarda da su içmeden de
Maden suyu içmek istiyorum, su içmek istiyorum. Olmuyor. Hadi Yusuf'cum ya. Ben biliyordum zaten. Kendi bir şeyi vardı da buraya beni soktu. Sancısı vardı. Toto Loto oynuyor. Hiçbir zaman da bize amorti bile vurmamıştır. Emin olabilirsiniz. Yılbaşlarına kaç tane çeyrek bilet alıyor. Hiçbiri vurmadı. Ya ben bir de sevmiyorum böyle şeyleri. Yani bana haram geliyor. Oradan gelecek para. Ama gelin görün ki anlatamıyorum kocama bunu. Şurada ev kur var. Ta 5-6 katlı. Senetli alışveriş. Ev kuru bilirsiniz. Herkesin ilçesinde vardır bir tane. Şöyle motorları koymuşlar dışarıya. Birazcık sizinle gezelim. Ha bu arada bu yolun üzerinde kablo da bulabilirim. O yüzden şarjımı istediğim kadar tüketeyim. Son 1'e kadar çekim yaparım size. Kabloyu alırım, arabada şarja takarım. Çok sevindim yarım saate bu alışveriş işini hallettiğimizde. Çok güzel modeller seçtim. Bayılacaksınız. Ben beğendim yani. Tabii ki zamlıydı. Bu seferki alışım daha pahalı geldi. Ona göre ben de artık müşteriye onu uygulamak zorundayım. Çünkü çok bir karı yok. Şimdi buranın kat kat yukarıda şeyi var mesela. Porselen züccaciye, mobilya, beyaz eşya, bir sürü şey. Hadi Yusuf'cum ya, üf ya. Neyse ben şuraya oturayım. Kendime bir Türk kahvesi söyleyeyim o gelene kadar. Şu badem kurabiye. Severim onu ben. Bir de burada sevdiğim bir tane şey var ama burada yok galiba. Böyle üzümlü. Ha varmış. Şu taraftaymış tatlılar. Çikolatalı şu. Karnım tok olmasaydı alırdım. Neyse çıkarken belki alırım. İki tane arabada atıştırdım. Çok seviyorum onun tadını. Hah, geliyor benim aşkım. Kazandın. Vallahi. 150 lira. Ne kadarlık oynadın? 50 lira. 50 lira. Eyvallah hadi. Ben Evren'e şey şikayet ediyordum. Hiç Yusuf'a çıkmıyor. İnanmıyorum böyle şeylere. Helalde bulmuyorum diye. Neyse amorti etmiş oldum. Şimdi canım benim. Ha, biliyordum zaten sen kendi işin için beni. Cinde diyor ki dönelim. Diyorum ki şu Maki var ya Maki. Şuradaki toptancım. Elbiseci. Oraya bir bakalım. Oradan da geri döneriz. Aşağı inmeye gerek yok. Sıcak başladı. Çünkü daha tişört bulacağız. Ya bulmazsam ama bulmam lazım. Hiç pakette tişörtüm kalmadı. Tişörtlerim hızlı satın. Güzel miydi? O çocuğa isyan ettik ama doğru söylüyorsun. Gelen gideni aratırmış aşkım. Ben bir de USB kablosu alacağım şu şeyden. Bir tane de bir yerde oturup kahve çay bir şey içelim ya. Bak şurada tatlıcı var. Künefe falan. Giderken oturacağız. Tamam o zaman. Lavabo bulalım o zaman bir tane. Buralarda kapalı lavabo. Ha şeyde var. Şurada tamam hatırladım. Kapalı çarşıda var. Oraya gireriz. Oranın lavabosu temiz oluyor. Sizi dolaştırıyorum kızlar. Sıkılmayın. Bizi gezdir diyenler için. Ay ne güzel terlikler çıkmış. Simli simli. Şahane. Ha, bahsettiğim elbiseler şunlardı. Bakın mesela şöyle uzun kollu. Şöyle viskon kumaş. Bu tarz elbiselerde bulduk ama dediğim gibi butikte onları satamayacağım. Ha, birazcık mesela Arap ülkelerinden ya da ne bileyim hani İran'dan falan müşterimiz olsaydı onlar türbanlı olduğu için alırlardı. Onlara satabilirdim. Şuraya uğrayacağım aksesuar dünyası. Buradan kablo alacağım çıkışta. Ne kadar güzel setler değil mi? Şarjım az olduğu için şimdi pil şeyini düşürdüm ya. Ondan dolayı görüntü kalitesinde ya da ışıklarda biraz şey olabilir kızlar. Canlılık olmayabilir. Böyle taşlı takıları seviyor musunuz? Yoksa sadece gold ya da ne bileyim gümüş, boncuk, altın ne seviyorsunuz? Hint modelleri var, Hint takımları. Evet, şimdi pasaja girdim. Lavabo vardı burada. Lavabo 10 lira olmuş ya, ne ara oldu? Zamanında 1 liraya giriyorduk. Burada kuyumcular da var. Düşünüyorum kuyum işim var, şey kuyumcular diyorum. Dövizciler var, döviz işim var mı diye düşünüyorum. Onu halledeyim mi? Çünkü bizim orada ne kadar olması da buraya göre kuru daha düşük. Kemerden daha yüksek ama Antalya'dan daha düşük. Ha şimdi 150 lira çıktı ya. Aşk yaşarsın aşkım. Yavaş şeye bak. Şuna kazinme gidelim. Hele bak bakalım. Ben de o zaman şu şeye girip çıkıyorum. Dövize. Hangi dövize? Şu karşı Tolunay'dayım. Şey olmuş. Saat 10.30 olmuş. Yarım saat buralarda dolaşmışız. Bir şey aldık mı bulduk mu? Yok. Hiçbir şey bulamadık. Fulla'ya da uğradık ama bu kadar kötü malzeme olamaz ya.
outletinde bile çok daha güzel şeyler var. Geliyorum canım, çöpe atacağım. Allah'ım, bu da beni hiçbir yerde durdurmuyor. Sıcak bastı ya şimdi onu, bir de spora acele ediyor. Hadi gidelim diyor. Tişört de bulalım. Ya Fulla'nın tişörtleri vardı ama giriş çok pahalı. Yani ben şimdi onları 5 dolara satsam zararına gitmiş olacak. O yüzden 180 liraya 200 liraya tişörtler var. Ama Fulla'nın tişörtleri güzel bu arada. Yani özel kendiniz almak isterseniz tavsiye ederim. Maden suyu içtim de biraz kendime geldim. Valla. Maden suyusuz hayat. Maden susuz hayat. Düşünemiyorum. Burası daha önce lokumcuydu. Kapatmışlar mı canım? Yoksa hala var mı lokumcu? Çantalara bak ne kadar şık. Vitrin dediğim böyle olur bak. Yazmalar yapmış. Arka vitrin gözüküyor. Aşkım bir tane şey alacağım. Kablo. Ara kablo. Ne abi? Ara kablo arabaya. Kablomu aldım. Ve bakın ne alacağım. Şurası şöyle. iPhone 11 grubuymuş. Yani benim telefonumun şeyi. Şu da fena değil ama kırmızı istemiyorum. Ayna şimdi moda ya. Ama pembesi var. Grisi var. Sizce hangisi? Bence bu daha güzel. Bunu alacağım. Evet, bakalım ne kadarmış bilmiyorum, soracağım. Of, makineden alışverişi yaptık. Çok güzel şeyler buldum. Sonra şalvar, kapri. Şalvar derken yani şalvar kumaşı, kapri falan aldım. Çaldırayım mı? Ondan sonra kızlar şalvarcıdan bayağı bir alışveriş yaptık. Hiç tahmin etmiyordum o kadar kapri alt falan pantolon alacağım ama çok güzel. Büyük bedenler bulmuşken aldım. Bu sene olmasa bile seneye Allah'ın izniyle olur da butiğe devam edersem seneye bile kalabilir yani, satarım. Bir de malı satarken değil alırken kar etmek lazım derler ya. O yüzden uyguna bulmuşken de aldım. Güzel de indirim yaptılar sağ olsun kızlar. Yardım da ettiler. Bayağı poşetimiz vardı. Önce getirdik arabaya bıraktık. Yusuf da arabada telefonunu bırakmış, şimdi buldu. Valibom'una gidiyoruz. Onlar faturalandırmayı falan yaptılar. Paketlemeyi yaptılar. Şeyi alacağız. Poşetleri alıp otoparka geri dönüp. Aramışlar değil mi? Arayanlar olmuş. Hiç tahmin ettiğim gibi olmadı. Çünkü saat 12 oldu ve yetiştiremedik. Daha erkek tişört hiç bulamadık, alamadık. Bakamadık yani. Çok oyalandık makide. Çarşı biraz oyaladı birazcık. Neyse. Geç olsun güç olmasın. Biraz erken dönerim diye düşündüm ama olmadı. Şey, bir senin fiyatını soracağım bakayım ya. Diyorum ki saunaya hoş geldiniz. Mallar arkada. Bagaj da dolu. Oh güzel. 80 bin liralık olduk ama olsun. Sen adresi bir gir de ona hemen. Murat Paşa. Telefona bir gir. Tamam canım. Bir yere daha gideceğiz. Bir toptancı şeyini verdi, adresini de. Hemen sizi kapatıp oraya bir giriş yapmam lazım.